Eğitime dairden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Yanımda Özel Eğitim Kurum Müdürü Sayın Mustafa Beşyaprak ve YKS'de 3 alanda Aksaray birincisi olan Muhammed Enes Ünal'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Büşra Hanım. Enes sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam isterseniz kısaca sizleri tanımakla başlayalım programımıza. Tabii ki. Programımızda sınav süreci, sınava nasıl hazırlanacağız onları konuşacağız. Evet. Sizleri tanımakla başlayalım. Mustafa Beşyaprak, Aksaray'da özel bir kurumda yöneticilik yapıyorum şu anda. Bugüne kadar eğitimin her kademesinde görev aldım. Öğretmenlik, müdür yardımcılığı, müdürlük, idarecilik. Şu anda da özel bir kurumda, kendimize ait bir kurumda yine yöneticilik yapmaya devam ediyoruz. Aksaraylıyım. Aksaray Ortaköy doğumluyum aslen. Ama 20 yıla yakındır buradayım. Eğitime hizmet vermeye, Aksaray'a hizmet vermeye devam ediyoruz şu an. Hocam bu yıl yapılan YKS ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Sizin de yani kurumunuzdan bir il birincisi çıktı. Evet, bundan dolayı çok mutluyuz tabii. Aksaray'ımıza, ülkemize hayırlı olsun inşallah. Bu yılki YKS sınavı artı LGS sınavı da dahil olmak üzere tabii ki. Gerçekten çok zor bir döneme denk geldi. Yani bu yılın sınava giren öğrencileri biraz bu sürecin olumsuzluğunu yaşadı. Ama tabii sınav dediğimiz zaman sadece bir öğrenciye yapılan bir sınav değil. Bu yıl YKS'de 2 milyonun üzerinde öğrenci vardı. Ve her birine aynı tarz sorular soruldu tabii ki. Ama burada önemli olan neydi? Bu süreçte öne çıkabilmek. Biz de özellikle bu pandemi süreci tabii ki çok olumsuzluklar yarattı. Yani sadece eğitimde değil tabii Türkiye'de ve dünyada birçok alanda olumsuzluklar yarattı ama bunun eğitime daha büyük sıkıntıları oldu. Bu yılki sınav süreci öğrencilerin yüz yüze eğitim ve online eğitimle ilgili ciddi manada sorunları oldu. Bu sorunlar öğrenciyi tabii ki olumsuz etkiledi. Ama şöyle bir şey vardı. Bu süreci olumluya çeviren öğrenci bu süreçte başarılı olabildi. Pandemi sürecini, o tatil dönemlerini evlerinde ders çalışarak geçiren öğrenci bu süreçte diğer öğrencilere göre daha ön plana geçebildi. Yani bir krizi aslında fırsata aynen çevirdi öğrenciler. Aynen öyle oldu Büşra Hanım. Krizi fırsata çevirme gibi bir durum söz konusu oldu. Bu yine bu önümüzdeki yıl içinde tabii bu riskler devam ediyor. Bizim buradaki bakış açımız şu, bu geçtiğimiz sınav döneminden de tecrübeler almak, dersler almak, dersler evet. çıkarmak gerekiyor. Evet, yüz yüze eğitimin yerini tabii ki online eğitim alamıyor. Ama eğer biz online eğitime mecbur kalırsak bunu da fırsata çevirmemiz gerekiyor. YKS bizim öngörülerimiz şu yöndeydi, kolay olmayacak diyorduk. Ve gerçekten de kolay olmadı. Sınav soruları gerçekten de üst düzey sorulardı. Ve bu üst düzey sorularda elbette çalışan çalışmayan öğrenciyi ayırt etmeyi düşündüğümüz zaman çalışanla çalışmayanı hakikaten ayırt edecek durumdaydı. Ha bu kadar zor kolay tartışılır o ayrı bir şey. Sorular bu kadar zor olmalı mıydı o da ayrı bir şey. Onu geniş bir zamanda inşallah başka bir programda tartışma hocam. İmkanımız olur. Ama sonuçta süreç gerçekten zor bir süreçti. Ve bu zor süreç içerisinde başarılı olan her bir öğrencimizi ayrı ayrı tebrik etmek gerekiyor. Aksaray'da bizim kurumda bulunan öğrencilerimizden bir kısmı gerçekten de çok iyi dereceler yaptılar. İşte bir tanesi de Muhammed Enes. Onu da tebrik ediyorum. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Bu sadece bizim öğrencimiz değil. Bu Aksaray'ımızın öğrencisi, bu ilimizin öğrencisi, bu ilimizin birincisi. Bununla hepimiz gurur duyması lazım. Enes gibi başarılı olan her okulda, her kurs merkezinde veya kursa gitmeyen, imkanı olmayıp da kursa gidemeyip gerçekten de başarılı olan çok öğrencimiz var. Onları da ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Onlar da bizim öğrencilerimiz, onlar da ilimizin öğrencisi, onlar da bu milletin, bu ülkenin çocukları, öğrencileri. Ben her birini
Tebrik ediyorum. Her birinin gözlerinden öpüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bizler de tebrik ediyoruz. İnşallah edeceğim. Bu önümüzdeki yıl sınav süreci daha kolay olur. İnşallah. Daha kolay atlatırız. Pandemi biter. Aynen, daha güzel aynen. günler görürüz daha güzel inşallah. Daha güzel görürüz inşallah. Peki hocam uzun yıllardır öğretmenlik yapıyorsunuz. Hem de kurum müdürlüğü yapıyorsunuz. Tecrübelerinizden biraz da bizler yararlanalım. Seyircilerimiz yararlansın. Evet. Öğrencilere yönelik ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şimdi sınav son yılda kazanılmıyor. Öncelikle tırnak içinde bunu söylemek istiyorum. Bu yıllardır biz eğitimin içerisindeyiz. Eğitimciyiz, eğitimden geliyoruz. Eğitim kökenliyiz. Tecrübeye dayanarak şunu söylüyorum öğrencilerimize. Her şeyi son yıla bırakmayın. Bu hem LGS için, 8. sınıf öğrencilerimiz için geçerli. Hem YKS son sınıf öğrencilerimiz için geçerli. Böyle bir alışkanlığımız var maalesef ülkede, millet olarak. Birçok öğrencimizde böyle bir alışkanlık var. Bu doğru değil. Sınav süreci bir günle, bir yılla oluşturulacak bir şey değil. Örneğin YKS'ye girecek bir öğrenci için söylüyorum. 9. sınıftan itibaren düzenli bir şekilde ders çalışmaya, disiplinli bir şekilde ders çalışmaya, doğru kurumlarla iç içe olmaya, doğru rehberlik almaya bağlı. Bu başarıyı getiriyor. Yani ben 12. sınıfa geldim, oturayım, ders çalışayım, bu yıl bir üniversite kazanayım. Yani bir yerden bir şey satın alır gibi. Bu böyle bir şey olmuyor değil. Yani. Olmuyor. Burada nedir? Doğru rehberlik çok önemli. Sizi yönlendiren insanlar, eğitimin içinden gelen insanlar olması lazım. Eğitimci en insanlar olması lazım. En önemli etkenlerden birisi olarak görüyorum. Aynen öyle. Yani bugün hani çok duyuyoruz. Belki şu an bizi izleyenler içerisinde de vardır. İşte eğitim koçuyum, eğitim uzmanıyım, eğitim danışmanıyım. Bir bakıyorsunuz eğitimle ilgili bugüne kadar hiçbir süreçten geçmemiş. Ben küçümsemek ve kötülemek anlamında da söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama önemli olan bu işin uzmanlarından bu desteği almak. Yani bugün herkes gidip bir özel üniversiteden, bir yerden bir sertifika, bir belge alabiliyor. Hatta kendisi oturup yapabiliyor. Bunlara kanmayalım. Aksaray'ımızda gerçekten de eğitime önem veren, eğitimi önemseyen, gecesini gündüzüne katıp eğitimle uğraşan kurumlar var. Ben her birini de buradan ayrıca tebrik ediyorum. Çok güzel başarısı var bu yıl Aksaray'ımızın. Onun için öğrenciler mutlaka rehberliği çok doğru ve düzgün bir yerden almalı. Eğitimi doğru düzgün bir yerden almalı. Her zaman doğru tercihler yapmalı. Öyle söyleyeyim. Biz burada öğrenciyi yönlendirirken öğrencimizin kapasitesini, öğrencimizin özelliklerini çok iyi bilmemiz lazım. Yani bir analiz yapmamız lazım. Analiz yapmadan sen doktor olabilirsin, sen öğretmen olabilirsin, sen mühendis olabilirsin değil. Önce o öğrencimizin gerçeklerini ortaya koymamız gerekiyor. Öğrencimizin gerçeklerini ortaya koyduktan sonra onun başarabileceği ölçüde bölümler tercih edip ona göre yönlendirmeler yapmamız gerekiyor. Sınav hazırlık sürecindeki bütün öğrencilere tavsiyemiz en önemli tırnak içinde söylüyorum. Lütfen doğru rehberlik, doğru zamanlama ve doğru çalışma diyoruz. Çünkü biriktirirsek hepsini bir yıla yığarsak bu olmuyor. 9'u boş geçtim, 10. sınıfı boş geçtim, 11. sınıfı boş geçtim, 12'ye geldim. Ben bir üniversiteye hazırlanayım, bir kursa gideyim falan bu doğru değil. 9'dan itibaren eğer bir hedefimiz varsa, eğer bir hedef oluşturduysak zaten hedefimiz yoksa bu oluşmaz. Yani şunu da duyuyoruz yani bunlar da çok var. Ya hocam puanım gelsin, sıralamam gelsin de o zaman ben o zaman düşünürüm gibi. Yani bir mesleki tercih yapmamış. Bu da yanlış. Bir mesleki tercih yapmalı, bir hedef koymalı ve o hedef doğrultusunda gereken neyse onu yapmalı. Doğru kaynaklarla ilerlemeli, doğru rehberlik almalı ve en güzeli, en doğrusu disiplinli bir şekilde, düzenli bir şekilde çalışması gerekiyor. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Asla olmuyor yani. İnanacağız, çalışacağız. Kesinlikle. Yani hani çok duyduğumuz klasik cümleler vardı. Ya ben çalışmadan hallettim falan. Yok öyle bir şey. ÖSYM çalışanla çalışmayanı, öyle değil mi Muhammed? Evet. Çalışanla çalışmayanı çok iyi ayırıyor. Çok yani iyi, önünüze sınav soruları geldiği zaman bunun kalitesini görüyorsunuz zaten. Orada her şey ortaya çıkıyor. Evet hocam. Tavsiyemiz bu şekilde öğrencilerimize inşallah. Söylediklerinizin hepsini toparlarsak hocam önümüzdeki sınav süreci içinde görüşleriniz nelerdir? Şimdi sadece ülke olarak değil dünya olarak da şu anda yaşadığımız bir pandemi süreci var. Bunu göz ardı edemeyiz.
Biz gerçeklerimizle hareket edemezsek, doğru adımlar atamazsak doğru sonuçlara ulaşamayız. Önce gerçeklerimizi ortaya koymamız gerekiyor ve doğru adımlar atmamız gerekiyor. Nedir bu? Şimdi önümüzde bir sınav süreci var. 2022 yılında gerçekleşecek bir sınav evet. süreci var. Ve öğrencilerimiz şu anda gerçekten de hedefli olan, bir hedefi olan öğrenci zaten geçen yıllarda çalışmaya başladı. Hı hı. Ve olumsuzluklar yaşamıyor mu? Her öğrenci gibi onlar da yaşıyorlar. Az önce tırnak içinde söylediğimiz fırsata çevirme olayı. Biz bu süreçte öğrencilerimize şunu öneriyoruz. Her türlü risklere karşı A, B, C planlarınız olsun. Her türlü riske karşı. Yani yüz yüze eğitim var, tamam. Ben yüz yüze eğitimde hocalarımdan, öğretmenlerimden gerekli desteği alırım. Gerekiyorsa bir kursa giderim ve kendimi sınava hazırlarım. Bu normal bir dönem. Herkes için böyle. Ama gerçeklerimizle hareket edelim dedik ya, burada iki şeyi çok iyi bilmek gerekiyor. Bir, benim kendi gerçeklerim. Ben nerede eksiklerim var? Şimdi deneme sınavı yapıyoruz. Evet hocam. Sen de geçmişte çok girdin bilirsin evet, zaten. Şimdi deneme sınavlarında biz öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Diyoruz ki deneme bir sıralama değil. Deneme eksiklerinizi görmedir. Eksiklerinizi görün, ona göre hareket edin. O eksikleri bir hafta içinde, iki hafta içinde, üç hafta içinde tamamlayın. Şimdi ikincisi ise şu. Benim gerçeğim ne? Ben matematikte zayıfım. Örnek veriyorum. Türkçe'de zayıfım ya da tarihte zayıfım. Zayıf olduğum noktaya daha fazla eğilmem gerekiyor. Bizim öğrencilerimizde şöyle bir alışkanlık var. İyi olduğu derste daha fazla çalışıp daha fazla soru çözme gibi bir alışkanlık var. Ben nasıl olsa diğerini yapamıyorum, hiç yapmayayım gibi. Yani şimdi böyle olunca öğrenci daha çok nereye yöneliyor? O çözünce doğru yaptığı ve zevk aldığı derse daha fazla yöneliyor. Hayır öyle değil. O zaten hani tabiri caizse cepte derler ya, o zaten sen onu başarmışsın. Önemli olan ne? Diğer eksik alanları tamamlayabilmek. Fizikte, kimyada, biyolojide hangi derste olursa olsun. Şimdi yeni başlayan arkadaşlarımız da, öğrencilerimiz de bizim tavsiyemiz lütfen şu süreci ABC planları oluşturarak, çünkü önümüzden risk olarak neler var bunları görmüyoruz ama riskler var. Yani bugün tekrar yarın bakanlığımız bir karar alıp okullar tatil diyebilir, kurslar tatil diyebilir. Bunu yaşayabiliriz. Ben ona karşı hazırlıklı mıyım? Bir. İki, biz bu sınavla er ya da geç bir ay sonra, iki ay sonra, on ay sonra karşılaşacağız. Bu benim gerçeğim. Evet. Bununla karşılaşacağız. Ben bunun için neler yapıyorum? Eksikliklerimi tamamlamak için neler yapıyorum? Gerekli hazırlıklarımı yapıp tamamlıyor muyum? Önümüzde bir süreç var, bir süre var. Ama bu süre geçen sene Muhammed'le başladığımızda ne diyorduk Muhammed? Çok uzun değil, çok kısa diyorduk. Evet, çok kısa. Yani bize şimdi ya ben Temmuz'da sınava gireceğim, nasıl olsa önümde şu kadar ay var, 9-10 ayım var deyip geri durmak çok yanlış. Onun için günlük çalışma planıyla, günlük eksiklerini görerek ve tamamlayarak, haftalık yaparak bunları bol bol kitap oku diyoruz ya, hani her zaman önerimizdir öğrencilerimize. Bol bol deneme çözerek, böyle bol bol farklı kaynaklar irdeleyerek, tek kaynağa bağlı kalmak da doğru değildir. Birkaç tane, 3-5 tane, belki şimdi Muhammed'e sorsam bir yayın, bir branştan en az kaç farklı yayına baktın diye 5-6 tane en az der. Evet, doğru mu? Doğru. Yani şimdi başarı kolay elde edilmiyor. Bir yayına bağlı kalayım, bir denemeye bağlı kalayım ya da İşte sadece klasik bir çalışma düzenim var, ona devam edeyim. Hayır, kendi gerçeklerinle yüzleşip o eksiklerin her neyse onu en iyi şekilde tamamlamanın yoluna bakarak sınava kendilerini hazırlamalarını tavsiye ederim. Aksaray'da her kurum öğrencilerimize yardım olur. Her kurumumuzun yardım olur. Resmi, özel hiç fark etmez. Yani bugün hangi öğrenci giderse gitsin her yerden rehberlik alabilir. Her yerden yönlendirme alabilir. İşte belediyemizin imkanı. Ben parantezinde teşekkür de ediyorum. Rica ederiz. Böyle hocam, bir program yapıyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü ulaşamayan, bilmeyen, yönlendirilemeyen, yönlendirmekte zorlandığınız insanlar da var. Rehberlik de etmek gerekiyor. Belediyemiz bu noktada rehberlik de yapıyor.
eğitim programı çünkü. Size öncelikle belediye başkanımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için de bizler çok memnun olduk. Güzel tavsiyeleriniz için de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Hüsnü Hanım. Hocam biraz da Enes'le görüşmek istiyorum. Tabii. Aksaray'da 3 alanda il birincisin Enes. Tebrik ederim ilk başta seni. Teşekkürler. Seni biraz tanıyalım istersen. Ben Muhammed Enes Ünal. 2003 doğumluyum. Yozgatlıyım. İlkokulumu ve ortaokulumu Kılıçarslan'da okudum. Lise eğitimimi ise Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi'nde tamamladım. Yıllardır bilgisayarla ilgilenirim. Üniversiteye çalışırken ve üniversite tercihimi bu doğrultuda yaptım ve Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleştim. Tebrik ederiz. Başarılarının devamını diliyorum. Peki Muhammed Enes, sınav hazırlık sürecini kısaca seyircilerimiz için özetleyebilir misin? Tabii. Sınav hazırlık süreci uzun süren bir süreç. Yani 12. sınıfta başlayan ve 12. sınıfta biten bir süreç değil. Hı hı. Benim 9 yoğunum asla boş değildi. Özellikle matematik açısından. Belki 12. sınıfta kadar çalışmıyordum fakat derslerimi boşlamıyordum. Pandeminin başlamasıyla beraber 11. sınıftan itibaren günlük çalışma düzenime başladım. Hı hı. Her gün eksiksiz çalışmalarıma devam ediyordum. Hani ne olursa olsun günde birkaç saat de olsa çalışmaya dikkat ediyordum. Hedef belirlemek, her gün düzenli çalışmak ve sorunlarla karşılaştığınızda pes etmemek bu sınav hazırlık sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken noktalar diye düşünüyorum. Böyle zor bir sınavda Türkiye derecesi yapıp Aksaray'da birinci olmak sana neler hissettiriyor? Çalışmalarımın karşılığını almış olmak güzel hissettiriyor. Yani emeklerim bunun içinde ve karşılığını almış oldum. İstediğim üniversiteye sorunsuzca yerleştim. Ve hani özellikle Aksaray derecesi yapmak gibi bir hedefim yoktu fakat tabii ki de güzel hissettiriyor. Elde ettiğim bu başarıda peki sana kimler destek oldu bu süreçte? Öncelikle ailem. Ailem 4 yıl boyunca yani eğitim hayatım boyunca her zaman beni çok güzel desteklediler. Asla üstümde baskı kurmadılar. Gerektiği yerde karıştılar bana, gerektiği yerde rahat bıraktılar. Onun ardından okuldaki hocalarım bana çok büyük katkıları oldu. Hem dersler açısından hem rehberlik açısından. Ayrıca kursumdaki rehberlik hocam ve diğer tanıdığım bütün eğitimcilerin üzerinde büyük emekleri var. Herkese teşekkür ederim benim üzerimdeki emekleri için. Peki ders çalışırken kullandığın kaynakların ve girmiş olduğun deneme sınavının özellikleri nelerdi, nasıldı? Yani sınavın nasıl geleceğini bilemiyoruz. Son birkaç yılki sınavlara bakınca bunu görebiliriz. O yüzden kaynak ve deneme seçiminde her seviyeden kaynaklara yönelmeye çalıştım. Yani zor denemeler de çözdüm, kolay denemeler de çözdüm. Kolay kaynaklar, temel kaynaklara da bakmaya çalıştım. Çok üst düzey kaynaklara da bakmaya çalıştım. Yani benim derece yapmamı sağlayan sebeplerden birisi bazen sınırı aştım. Hani dedim ki bana fark yaptıracak şey biraz daha ileri seviyeye geçmek ya da farklı yöntemler kullanmak. Yani her zaman zor kaynak, kolay kaynak meselesi olmuyor. Yöntem ve o kaynağı kullanma şekliniz de önemli oluyor. İnterneti düzgün kullanmak, yani sadece soru çözmek değil, farklı açılardan da derslere odaklanabilmek önemli bir şeydi. Mustafa Hocam'la da konuştuk biraz önce rehberlik hizmetinin öneminden. Sana da sormak istiyorum. Almış olduğun rehberlik hizmetinin önemi hakkında neler düşünüyorsun? Sana neler kattı? Rehberlik öğrenciler arasında önemli bir şey çünkü yani öğrenciler olarak genelde kendimizi bilemeyebiliyoruz ya da düzeni kurmakta zorlanabiliyoruz. Rehberlik bize bu açıdan bir düzen kurmayı, sorunsuzca ilerlemeyi, takıldığımız yerlerde yardım almayı sağlıyor. Çünkü daha önce yani bizim yaptığımız hatalar daha önce de yapılmış oluyor ve hocalarımız bu konuda bilgili oldukları için bize o yolda destek oluyorlar. Yani daha sorunsuz bir sınav süreci geçirmemizi sağlıyorlar. O açıdan rehberlik alınmasını önemli buluyorum. Biliyorsun tüm dünyayı etkisi altına alan virüs bizim ülkemizde de birçok şeyi etkiledi ve online eğitime geçildi, okullar kapanmasına sebep oldu. Sen bu pandemi sürecinde nasıl değerlendirdin, nasıl çalıştın? Pandemi sürecinde yani başta bütün arkadaşlarımla beraber biraz sorun yaşamadık değil. Çünkü dünya genelinde de ilk defa yaşanan bir şeydi. Fakat hızlıca uyum sağlamaya çalıştım. Çünkü internetin nimetleri gerçekten çok fazla ve online eğitim, yani YouTube gibi kaynaklar doğru kullanıldığında yüz yüze eğitim kadar etkili olabilmekte. Hani sadece bunu önemini anlamak ve bunu doğru şekilde kullanmak gerekiyor.
O yüzden ben internetin çok büyük faydasını gördüm. Yeniden bir kapanma süreci olsa bile öğrencilerin bu yıl daha kolay bir biçimde uyum sağlayabileceğini ve hani yüz yüze eğitim kadar faydalanabileceğini düşünüyorum. Ben burada bir araya girebilir miyim? Tabii ki hocam, estağfurullah. Şimdi geçen yıl bu süreç başladığında tabii ki veliler de buna hazırlıksızdı. Hı hı. Hani ilk başladığında bir önceki yıl için söylüyorum, çok hazırlıksızdı. Bilmiyorduk aslında. Bilmiyorduk yani. Tamam, ülkemizde ve dünyada online eğitimler yapılıyordu ama toplum olarak biz buna alışık değildik ve uzaktık haliyle. Bir önceki yıl biraz bunun denemesi oldu gibiydi. Bu yıl işte ilk kapanmanın olduğu dönemde Kasım ayında şöyle bir şey olmadı. Yani ya ne oluyor, ne yapacağız diye bir şey olmadı. Panik havası yoktu. Panik havası yoktu. Her kurum hazırlıklıydı hemen. Yani, Aksaray'da ve Türkiye'deki her kurum hemen hemen hazırlıklıydı. Çünkü herkes biliyordu böyle bir şey olabilir diyordu. Şimdi biz orada hem velilerimize hem öğrencilerimize şu tavsiyede bulunduk. Dedik ki eğer online eğitimi, internet eğitimini, yani internetten alacağınız dersler de var. Hı hı. Az önce Muhammed'in vurguladığı yeri açmak istiyorum. Ben verimli kullandım dedi ya. Evet, internette de ders alabiliyorsunuz. Paket programlar var. İşte online eğitimler var, okulun ve kursların vesaire. Burada önemli olan nedir? Ondan en iyi şekilde yararlanabilmenin yolu. Evet, internet bize çok hizmet sunuyor, imkan sunuyor ama bunu olumluya çevirmek, kendi amaçlarımız doğrultusunda iyi niyetle kullandığınız zaman çok bir fark olmuyor diye düşünüyorum. Evet. Yani bu yıl ben şimdi Muhammed'e şöyle bir soru sorsam, başarındaki katkılardan bir tanesi de pandemi mi desem beni yanlış anlamazlar herhalde. Evet, yani özellikle hani okulların kapalı olması, evet yüz yüze eğitim alamıyorduk ama bana çok fazla zaman ayırıyordu. Ben o süreyi bir yerden sonra çok verimli kullanmaya başladım ve yorulmadan kendime de vakit ayırarak, derslerime de bol bol vakit ayırarak bir yıl geçirmiş oldum. Hani pandemiye sahip kötü açıdan bakmamak lazım. Doğru kullanıldığında rahatlatıcı bir etkisi bile olabiliyor. Hani ben önce çalışma açısından, evet, sağlık açısından. Sen bu dönemi en iyi değerlendiren birisin zaten. Hocamın da dediği gibi sen yani fırsatı çok güzel değerlendirdin. Hatta şöyleydi bir dönem, hocam online devam etsek acaba, hani yüz yüze gelmesek daha iyi oluyor bizim için gibi söylemler de oldu yani. Evet. Peki Muhammed, şu an sınava hazırlanan öğrenciler için, ekranlar başında bizleri izleyen seyircilerimiz için ne gibi tavsiyelerde bulunursun sen bir il birincisi olarak? Öncelikle düzenli çalışmayı kesinlikle tavsiye ederim. Yani aralıksız ve düzenli çalışma. Aralıksızdan kastım yorulunca pes etmemek. Hı hı. Gün gün ara vermemek. Haftada 3 gün çalışıp 4 gün çalışmamak zararı olacak şeylerdir. O yüzden her gün çalışmak önemli. Plan kurmak önemli. Eksiklerinizi görmek, özellikle denemeleri doğru analiz etmek. Hı hı. Yani denemelerden kimse korkmasın, sıralama açısından bakmasınlar ama ciddiyetinde kavrasınlar. Çünkü denemeler hani soru bankalarının çok ötelerinde bir şey. Sizin hangi konudan, nerelerden eksiniz olduğunu görmenizi sağlıyor ve siz doğru analiz ederseniz çok hızlı bir biçimde eksiklerinizi kapatıp bir adım ileriye ilerleyebiliyorsunuz. O yüzden denemelere önem versinler. Onun dışında yine pandemi tarzı bir süreç, yani şey, kapanma tarzı bir süreç geçirirsek bundan korkmasınlar ve çalışmaya devam etsinler. Sınav yılında yapmaları gereken öğrencilerin çalışmak, yani diğer şeylere çok kafa takmasınlar. Bizim yapmamız gereken çalışmak, bir yıl çalışalım, sonrasında istedikleri şeylerle ilgilenebilirler. Ve bunaldıkları yerde kendilerini rahatlatmayı bilsinler. Çok, yani sağlık sorununa gidecek kadar zorlamasınlar. Yani ve en önemli tavsiyelerimden biri hedef koysunlar. Yani 12. sınıfa gelmiş birinin hedefi olması sınav sürecine gerçekten çok büyük etkisi oluyor. Hem kendimde hem arkadaşlarımda bunu gördüm. En azından gitmek istediğiniz bölümü ve işte ne kadar yukarıyı hedeflediğinizi bilirseniz ona göre bir tatmine ulaşabilirsiniz ve çalışırken daha rahat bir süreç geçirirsiniz. Bunları tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz güzel bilgiler için hocam. Programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kapatmadan son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsatı bize tanıdığınız belediyemize, belediye başkanımıza. Rica ederiz hocam. Tek tek teşekkür ediyoruz. Kamera arkasında olan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Eğitim tabii ki hayatımızın vazgeçilmezi. Bizler öğretmen olarak yönlendirmeye, eğitmeye devam edeceğiz. Öncelikle
milletimize faydalı birer, devletimize faydalı birer birey olurlar, evlat olurlar. Bu bizim için çok önemli. Ülkemizin genç beyinlere, milli değerlerle, manevi değerlerle yüklü beyinlere, gençlere ihtiyacı var. Bunları azaltmamamız lazım. Bugün ülkemizin eğitim alanında her şeye ihtiyacı var. Mühendise de ihtiyacı var, doktora da ihtiyacı var, iyi bir tarihçiye ihtiyacı var, iyi bir coğrafyacıya ihtiyacı var, iyi bir sınıf öğretmenine ihtiyacı var, iyi bir tamirciye ihtiyacı var. Evet, biz millet olarak, milletin evlatları olarak en iyisini yetiştirip bu ülkeye hizmet etmeye gayretçi olmamız gerekiyor. Muhammed Enes'i de tekrar tebrik ediyorum. Teşekkürler. İnşallah bundan sonra böyle başarılarla hem ailesini hem Aksaray'ımızı hem ülkemizi gururlandırır. Burada sadece bir şey söylemek istiyorum ben. Bu çok önemli. Genelde derece yapan öğrenciler, işte ilk 10 bindeki, ilk 20 bindeki öğrenciler sorduğunuz zaman bir çoğunluğu, hani yüzdelik vermeyelim, tıp fakültesi düşünürler. Muhammed ilk baştan beri böyle bir düşüncesi yoktu. Onun bilgisayar mühendisliği hedefi vardı. Evet, bizim ülkemizin şu an gerçekten de mühendislere, tabii ki doktora da ihtiyacımız var, ama iyi yetişmiş beyinlere, teknoloji üretecek, bilim üretecek. Artık çünkü dünyadaki ülkeler arasındaki, milletler arasındaki mücadele savaşlı, öyle işte ne bileyim tanklı, tüfekli savaşlar değil. Biz burada savaşı önermiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Ama gelişmiş bir ülke olacaksak, büyük bir ülke olacaksak ki büyüğüz, inşallah daha da büyük olacağız. Bunu her yerde gösterdik. Böyle genç beyinlerle bilim üreterek, teknik üreterek, teknoloji üreterek daha ileriye, daha güzel konumlara geleceğiz Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan tebrik ediyorum Muhammed Enes'in başarılarının devamı diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da eğitime dairin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir programda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.